Odak uzaklığı 2 cm olan bir çukur ayna alalım. Önüne de bir cisim koyalım. Onun da uzaklığı aynadan 6 cm olsun. Cismin görüntüsü nerede oluşur? Bu videoda cismin görüntüsünün nerede oluşacağını öğreneceğiz. Evet. Aslında daha önceki videolarda bunun nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Bunu hesaplayabileceğimiz birkaç yolun olduğundan söz etmiştik. Örneğin şekli bir kağıda aktarıp cetvelle ışınlar çizerek cismin görüntüsünün tam olarak nerede oluşacağını bulabiliriz. Ama eğer bu çizimleri yapmak istemiyorsak, diğer bir çözüm yolu olarak genel bir formül oluşturmayı deneyebiliriz. Bu formül cismin uzaklığını, odak uzaklığını ve görüntünün uzaklığını içermeli. Ve elbette hem çukur hem de tümsek ayna için doğru sonuç vermeli. Biz de daha sonra değerleri yerine koyarak sonuca ulaşabilmeliyiz. Bu videoda genel formülü türetmeyeceğiz. Sadece alıp doğrudan kullanacağız. Ancak merceklerle ilgili formülü merak ediyorsanız, o formülle ilgili ayrıntılar için mercek formülü adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi gelin bahsettiğimiz genel ayna formülünü görelim ve problemimizin çözümünde uygulayalım. Bu formüle ayna formülü deniyor. Nedeni de aynalar için olması elbette. Formüldeki üç şeyin neler olduğuna bir bakalım. f sizin de bildiğiniz gibi odak uzaklığını ve görüntünün uzaklığını uysa cismin uzaklığını gösteriyor. İşte formülümüz. Burada bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Bu formül işaretlere duyarlı bir formül. Yani değerleri yerine koyarken işaretlerine çok dikkat etmeliyiz. Çünkü negatif ya da pozitif değerler alabilirler. Bunu neden yaptığımızı kısaca hatırlatalım. Çünkü aynanın önü ve arkası için yapılan hesaplamaların farkını görmemiz gerekiyor. Bunun için bir tarafa pozitif, diğer tarafa da negatif diyoruz. Hangi tarafın pozitif, hangi tarafın negatif olduğunu da hatırlayalım. Her zaman gelen ışının yönünü pozitif kabul ediyoruz. Problemimizde cismimiz burada, aynamız da burada. Gelen ışınımızın yönü de şu tarafa doğru olmalı. O zaman gelen ışınımızın yönü yani sağ taraf pozitif olmalı. Yani aynamızın sağında kalan alana pozitif diyoruz. Aynanın solunda kalan her şey de negatif değer almalı. Eğer şu ana kadar yaptıklarımız kafanıza tam olarak oturmadıysa videoyu durdurun, mercek formülleriyle ilgili videoları izleyin ve sonra bu videoya geri dönün. Evet, işaretlerimizi de oturttuğumuza göre elimizdekilere bir bakalım. Görüntünün uzaklığını bulmamız gerekiyor. Peki, neleri biliyoruz? Cismin uzaklığını biliyoruz, 6 cm. Yani U değeri 6 santimetre. Ancak işaretine de dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz cismimiz negatif tarafta duruyor. O zaman U eksi 6 santimetre olacak. Başka? Odak uzaklığına ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi ana odağımız da negatif tarafta yer alıyor. O zaman odak uzaklığı yani F değeri eksi 2 santimetre olacak. Umarım tüm bunlar sizin için nettir. Negatif tarafta olan her şeyin uzaklığını negatif olarak alıyoruz. Evet, şimdi elimizde f ve u olduğuna göre v'nin ne olduğunu bulalım. Bu aşamadan sonrası sadece yerini koyma ve matematik işlemleri. Şimdi bu videoyu durdurup işlemleri kendiniz yapmaya çalışın. Bu arada negatif işaretlerinin elimizdeki örnekte ne anlama geldiklerini vurgulamak istiyorum. Bu işaret belirlemelerini yaptıktan sonra şuraya eksi 6 koyduğumuzda formüle cismin negatif tarafta yani aynanın önünde yer aldığını söylemiş oluyoruz. Eğer yanlışlıkla artı 6 koymuş olsaydık o zaman formül cismin aynanın bu tarafında olduğunu varsayardı. Yani aynanın arka tarafında. Kulağa saçma geldiğinin farkındayım ama formülün mantığı bu. Ve bunu yapsak muhtemelen yanlış cevaba ulaşırdık. Benzer şekilde buraya eksi 2 koyduğumuzda formüle çukur ayna ile işlem yaptığımızı söylemiş oluyoruz. Çünkü sadece çukur aynada odak noktası negatif tarafta yer alabilir. En azından bu örnek için. Ve eğer buraya artı 2 cm yazmış olsaydık o zaman odak noktasının bu tarafta olduğunu söylemiş olurduk. Yani bunun tümsek ayna olduğunu söylemiş olurduk. Aynı şekilde yine yanlış bir sonuca ulaşırdık. Buradan anlıyoruz ki işaretleri doğru yerleştirmek formülümüzün doğru sonuç vermesi için çok önemli. Evet, şimdi videoyu durdurup işlemleri yapmayı deneyebilirsiniz. Tamam, başlayabiliriz. Değerleri yerine koyarsak 1 bölü f yani eksi 2 eşittir, 1 bölü v artı 1 bölü u yani eksi 6. Burada santimetre yazmayacağım çünkü her şey santimetre cinsinden ve görüntünün uzaklığı da santimetre cinsinden olacak. Ben eksi işaretlerini paya koymayı tercih ediyorum. O yüzden şöyle yazalım. Eksi 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü ve negatifle pozitif çarparsak negatif olur. O yüzden eksi 1 bölü 6. Şimdi 1 bölü v'yi yalnız bırakmamız gerek. Çünkü o değeri bulmak istiyoruz. O yüzden buradaki eksi 1 bölü 6'dan kurtulalım. Her iki tarafa 1 bölü 6 ekleyelim. Hem sola hem sağa ekleyelim. Evet. Sağdaki eksi 1 bölü 6 gider ve 1 bölü v kalır. Denklemi çözelim. İki adet kesirli ifademiz var. O yüzden bunları tek paydada yazalım. 2 ile 6'nın en küçük ortak katı 6. O zaman bunu ve bunu 3 ile çarpacağız. Payımızda eksi 3 artı 1 olacak. Bu da eksi 2 eder. Şuralarda bir yerlere yazalım. Evet, eksi 2 bölü 6 bu da 1 bölü v'ye eşit. Biraz karışık görünüyor ama neredeyse bitmek üzere. Şimdi bunları sadeleştirebiliriz. 1 bölü 3. Yani 1 bölü v eksi 1 bölü 3'e eşitmiş. Biz v'yi bulmak istiyoruz. O halde çarpmaya göre terslerini alalım. v eşittir şu ifadenin tersi. Yani eksi 3 santimetre eder. Evet, v'nin ne olduğunu bulduk. Bunun anlamı şu. Cismin görüntüsü aynanın tepe noktasından 3 santimetre uzakta. Unutmayın, bu formüldeki tüm uzaklıklar tepe noktasına göre olan uzaklıklar. Evet, 3 santimetre. Peki hangi tarafta? İşareti negatif tarafta olduğunu söylüyor. Yani aynanın ön tarafında. O halde şurada bir yerde olmalı. Çünkü burası 2 ise şurası da 3 santimetre olmalı. Evet, problemimizi çözdük. Neler öğrendiğimizi hızlıca özetleyelim. Ayna formülünün ne olduğunu öğrendik odak uzaklığı, cismin uzaklığı ve görüntünün uzaklığı arasındaki ilişkiyi gördük. Ve bu formülü kullanmak için işaret belirlemesi yapmamız gerektiğini öğrendik. Bunu yaparken gelen ışının yönünü pozitif, karşıt yönünü de negatif olarak belirledik. Videoyu bitirmeden önce bir şeye değinmek istiyorum. Kullandığımız bu işaret belirlemesi, herkesce kabul görmüş bir belirleme, yani standart. Ama eğer unuttuğunuzu fark ederseniz paniğe kapılmayın. Yine de doğru sonuca ulaşacaksınız. Örneğin bu örnekte hatayla sol tarafı pozitif, sağ tarafı negatif olarak seçerseniz, değerleri bu seçime uyarak yerlerine koyacağınız için yine doğru sonuca ulaşırsınız. Yani her halükarda görüntünün aynanın önünde ve 3 cm uzaklıkta olduğunu bulursunuz. Ama genel olarak ışının yönünü pozitif olarak seçiyoruz ve işlerimizi bu seçime göre yapıyoruz.